AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste desteklediği E-Ticaret Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyledi. İptal istemi için bir şirketin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde lobi yapıp yapmadığını sorguladı. Namuslu, yerli, kaliteli, emperyalizme ve tekerlere savaş açan milli bir kanundu donmuş. Helal olsun Ticaret Bakanı'na. Helal olsun. CHP grubu AK Parti'nin e-ticarete ilişkin kanun teklifine böyle destek vermişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin aynı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi düzenlemenin yasalaşmasından sonra çark etmiş. Hem komisyonda hem de genel kurulda desteklediği düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştır. Kanun teklifinin çıkması için çaba harcayan CHP'liler aradan geçen süreçte ne oldu da Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunmuşlardır. CHP kendi nitelendirmeleriyle rant çetelerine boyun vermiştir. Daha CHP'nin başvurusunu eleştirdi. Kanunun haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçme amacıyla hazırlandığını hatırlattı. Görüşmeleri sırasında bir şirket hariç tüm sektörün düzenlemeye destek verdiğini söyledi. Söz konusu şirketin CHP'de lobi faaliyeti yürütüp yürütmediğini sorguladı. Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıma işinin arkasında bu şirketin lobi çalışmaları etkisi olmuş mudur? Kanuna evet diyen 52 tane CHP milletvekili vardır. Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-ticaretteki tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanun iptali için neden çaba sarf etmektedir? Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle rant çeteleri Kılıçdaroğlu'na da bulaşmıştır. CHP'yi acilen bu başvurusundan vazgeçmeye davet ediyorum. 19 yıl önce geçirdiği kazada bacaklarını kaybeden Mustafa Beyaz, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için botla denize açıldı. 5 günde 300 kilometre yol kat etti. Çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Böyle buradan küçük bir botla çıkıp uzak diyarlara böyle kamp ata ata ilerlemek. Aynı zamanda da sadece denizden beslenmek. Hayalini gerçekleştirmek için denize açıldı. Boy süper görünüyor. Müthiş. Çadırda kaldı, balık avladı. 30 yaşındaki Mustafa Beyaz'a Rize'de 19 yıl önce bisiklet kullanırken otobüs çarptı. Bacaklarını kaybetti ancak hayata sporla tutundu. Engelli balık adam unvanını alan Beyaz, çocukluk hayali için Rize'de botla denize açıldı. Geceleri kıyıya çadır kurdu, orada kaldı. Karnını ise avladığı balık ve midyelerle doyurdu. 5 günde tam 300 kilometre kat etti. Ordu'nun Perşembe ilçesine ulaştı. Yolcunun her anını da kaydetmeyi ihmal etmedi. Hayalini gerçekleştiren Mustafa Beyaz yaşadıklarını anlattı. Yani olabilecek bütün aksiliklere karşı önlemlerimi almıştım. Kolay olmadı, oldukça zordu. Özellikle sadece denizden beslenmek çok yordu beni. Ama güzel bir maceraydı. Mustafa Beyaz, Türkiye'nin dört bir yanını görmek istediğini belirtti.